paydaşları kim? Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve İstanbul Enerji Anonim Şirketi işbirliği ile sera gazı emisyonu azaltım ve iklim uyum çalıştayı Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda düzenlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın ev sahipliği yaptığı çalıştaya İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Erhan Kurtarır, İstanbul Enerji Anonim Şirketi adına Gizem Baydı, ilçe belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve bürokratlar katıldı. Paydaşlar, kentin geleceğine yönelik öncelikli olarak atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunarak iklim riski ve çevre sorunlarına yönelik çözüm önerilerini sundu. Daha sonra İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği eylem planı, SECAP çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Dünyada başkanlık sözleşmesine imza atan 12 bin civarında belediye var. Türkiye'de de 54 belediye var. Sanıyorum 2021 yılıydı Edirne Belediyesi'nin de başkanlık sözleşmesine imza atması. Bu tabii bir yönetim vizyonu. Dünyada iklim değişikliğinin etkilerinin olumsuz seyrinin farkındayız. Biz de Edirne Belediyesi olarak gerekeni yapacağız. Çalıştay'ın açılışında bir konuşma yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da günümüzde yaşanan kuraklık ve iklim değişikliklerine değinerek şu anda yaşananların bilim kurgu filmlerini hatırlattığını söyledi. Kahverengiyi seçeceğiz ya yeşili seçeceğiz bizim evimizde. Hepimiz hayatımızın bir döneminde ya da zaman zaman bu bilim kurgu filmlerini izlemişizdir. Bugün o bilim kurguların gerçek olmaya başladığı gündeyiz. Hani öyle susuzluk var, işte nükleer savaş çıkmış ya da ne bileyim küresel ısınma yüzünden bütün yeraltı, yerüstü kaynakları tükenmiş. İnsanlar bir bilim kurguda susuzluktan ölüyorlar, bir bilim kurguda işte radyasyondan ölüyorlar. Bunu izlerken biz 1,5-2 saatte izliyoruz bu filmleri, bitip gidiyor. Ama yaşamaya başlarsak bütün bir ömür boyu yaşayacağız. Bize yetişir yetişmez bilmem ama çocuklarımızın yaşamının bir parçası ama torunlarımız da kesin olacak bu. Bu hızla gidersek. Bu bir şaka değil. Yarım puanlık bir ısı artışı belki de milyonlarca insanın yok olmasına, ölmesine sebep olacak. Durum bu kadar vahim aslında. Dünyayı getirdiğimiz, 150 bin yılda dünyayı getirdiğimiz nokta bu. 4 milyar yaşında bir gezegeni 150 yılda insanlığın getirdiği nokta bu. Tabii ki bunu yapmamız gerekiyor. Bakın burada bizim belediye olarak koyduğumuz hedef 2050. 2050'de kesin olarak ben bu dünyada yokum. Kesin olarak yokum. 27 yıl sonra. Onu biliyorum. Yani o kadar yaşamam. Ama 2050'ye hedef koymamız gerekiyor. Eğer çocuklarımız için, torunlarımız için bu hedefleri koymaz ve bugünden çalışmaya başlamazsak emin olun onlar bizi iyi anlayacak. O yüzden bunu önemsememiz ve gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Biz 2018'de çöpten elektrik üretmeye başladık. Şimdi bugün baktığımda yılda yaklaşık 91 milyon kilogram çöpü depoluyoruz. Ayrıştırıyoruz, ondan enerji üretiyoruz, temiz enerji üretiyoruz ve vatandaşın kullanımına sunuyoruz. Tabi burada ciddi anlamda bir karbon nötr çıkıyor. Bunları yaygınlaştırmamız lazım. Hı. Edirne Belediyesi olarak bunun farkındayız. Naci Gönül Hoca söylüyor. Yani deprem bir afet değildir, doğal afet değildir, afettir, insan eliyle ilgilidir. Bu da böyle efendim, zamanı iyi kullanmamız lazım. Teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ederim. İnşallah 2 ay sonra biz de artık ekran alırız. Ben o zaman zamanı başlatıyorum.